Dostlar selam. Opel Çetaş Büyükçekmece'deyiz ve yanımda da gördüğünüz gibi 3 tane elektrikli Opel modeli var. Corsa E, Mokka E ve Astra E. Stellantis biliyorsunuz elektrikli dönüşüme en hızlı ayak uyduranlardan ve onların içinde de Türkiye'ye 3 farklı modeliyle gelen Opel markası var. Biz bugün Opel'in 2 modelini, Corsa E ve Mokka E'yi sizin için test edeceğiz. Yolda test edeceğiz. Aynı zamanda da harika bir doğanın içinde de işte görüntü detaylarını, ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. O zaman yola çıkalım, bir yolculuğumuz başlasın. Evet, Durusu Gölü'nün kenarına, doğanın ve yeşilin tam ortasına, kucağına iki yeşil otomobille geldik. Sağımda Mokka E, solumda Corsa E var. Yani Opel'in Türkiye'de sattığı iki önemli elektrikli otomobil. Bu otomobillerin pek çok özelliği birbirine çok fazlasıyla benziyor. Özellikle de elektrik altyapısı aynı. Bir kere 50 kilowatt saatlik bir bataryaya sahipler her ikisi de. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyorlar. Tabii ki biri hatchback, diğeri SUV olduğu için ufak tefek farklılıklar var. Mesela dingil aralığında Mokka E 2561 milimetrelik bir mesafe sunarken Corsa E'de dingil aralığı 2538 milimetre. İsterseniz şöyle yapalım. Mokka E'den başlayarak 7 önemli özelliğini anlatalım. Sonra da Corsa E'nin özelliklerine geçeriz. Mokka E'nin en öne çıkan özelliği hiç kuşkusuz tasarımı. Özellikle de hanımlar ve gençlerin çok beğendiği bu tasarıma. Bir de çift renk eklenince tabii ki tadından yenmez hale geliyor. Ve IntelliLux LED Matrix farlar. Yani B SUV sınıfında çok da rastlamadığımız bir teknolojik özellik. Ve Mokka'nın tabii ki en önemli özelliği bir elektrikli otomobil olması. Şimdi elektrikli otomobillerde biliyorsunuz teknik veriler çok önemli. Bunun içinde menzil var çünkü. Ne kadar sürede şarj ettiğiniz var ve 100 kilometrede ne kadar yakıt tükettiğiniz var. Tüm bu bilgileri isterseniz sizinle şöyle bir paylaşayım. Bu otomobilde brüt kapasitesi 50 kWh olan bir batarya var ve bunun net kapasitesi ise 45 kWh. Ve bu 45 kWh'lik bataryayla şehir içinde 450 kilometreye kadar menzil kat ederken şehir dışında 327 kilometre menzili bulabiliyorsunuz. 100 kilometrede WLTP döngüsüne göre ortalama 16.2 kWh'lik bir enerji tüketimi söz konusu. Ve bu bataryanın enerji sağladığı öndeki tek motor 136 beygir güç, 230 Nm'de tork üretiyor. 9.2 saniyede 0'dan 100 km/saat hıza çıkabiliyor. Sınırlandırıldığı için, yani küçük bir bataryayla daha uzun menzil gitmesini sağlamak için sınırlandırıldığı için maksimum hızı da 150 km/saat. Şimdi otomobilin yol tutuş, yalıtım ve süspansiyon konforundan bahsetmek istiyorum. Her zaman söylüyorum, elektrikli otomobillerdeki yol tutuş performansı içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre çok daha başarılı. Bunun sebebi ise bataryaların alt tarafa döşenmiş olması, dolayısıyla ağırlık merkezinin yere daha yakın olması. Bu aracın kompakt yapısı da buna eşlik edince gerçekten, hani Corsa'dan da biraz sonra bahsedeceğim, gerçekten bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. İçten yanmalı motorlara göre çok daha iyi bir yol tutuş performansı var. Yalıtım konusunda da bakın, şu anda biraz kaliteli bir asfaltta gidiyoruz, tamam, ama neredeyse ses hiç duymuyorum ve 100 kilometrenin üstünde sürekli yolculuk yaptım. Bazen 120-130'lara kadar da çıktım. Zaten motor sesi olmadığı için oradan bir avantajımız var. Ama bunun yanı sıra mesela rüzgar sesini neredeyse hiç almıyorum. Lastik yuvarlanma sesi de böyle bir asfaltta gerçekten oldukça düşük, hatta yok denebilecek kadar az. Şimdi araç sessiz olunca, eğer yalıtım da iyi ise
çok ciddi sesler içeriye almıyorsa zaten konforlu bir aracın içindeymişsiniz hissi uyandırıyor. Bir de buna süspansiyon konforu eklenince tabii ki çok daha keyifli bir yolculuk yapıyorsunuz ve B segmenti bir SUV değil de sanki daha üst segmentteki bir aracın içindeymişsiniz gibi bir his uyandırıyor. Mokka E'nin tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi de dolu dolu bir güvenlik paketine sahip olması. Şöyle söyleyeyim, seviye 2 otonom, yani adaptif cruise control, yine şeritte kalma yardımcısı. Bunlar ne anlama geliyor? Gidiyorsunuz, adaptif cruise kontrolü harekete geçirdiğinizde, aktif ettiğinizde öndeki aracın hızına göre sizin aracınızın hızını ayarlıyor. Hatta gerektiğinde frenini otonom olarak kendisi yapıyor. Sadece araçlarla ilgili değil, aynı zamanda bir yaya yahut da bisikletli algıladığında da fren yapması gerektiği yerde fren yapıyor. Bu da önemli bir güvenlik özelliği olarak karşımıza çıkıyor. İç mekan tasarımı da en az dışarısı kadar şık arkadaşlar. Mesela özellikle de bu spor koltukları ben çok beğendim. Deri ve alkantaradan oluşan, böyle de çok şık dikişleri olan gerçekten spor koltuklar. Çünkü yan destekleri de çok başarılı. Ve malzeme kalitesi de yine içeride bir B SUV'den çok daha iyi. Mesela buralarda deri döşemeler var. Yumuşak ve dikişli. Şurada yine karbon efektli parçalar var. Burası karbon efektli yine. Ve buradaki malzeme de yumuşak. Yani iç mekan kalitesi de tasarımda oldukça şık duruyor. Tabii iç mekanda en dikkat çekici nokta 10 inçlik multimedya ekranla 12 inçlik dijital göstergeyi tek bir panelde birleştiren Pure Panel. Bu öyle bir yapı ki böyle kavisli olarak tasarlanmış ve tam göz hizasında olduğu için de hem kullanışlı hem ergonomik oldukça da şık. İsterseniz şimdi Corsa'ya bir geçelim. Evet, Corsa Türkiye'de en çok tercih edilen 3 hatchback modelden bir tanesi. Bunun en önemli nedeni ise yalın ve sportif karakterli tasarımı. Mesela bana şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki abi şu anda piyasada satılan sıfır modeller arasında hot hatch diyebileceğin tasarımıyla, diyorum bakın performansıyla değil, tasarımıyla hot hatch diyebileceğin hangi otomobil var deseniz ilk aklıma gelecek olan otomobil budur arkadaşlar. Ve bunun elektriklisinin de olması gerçekten çok büyük avantaj. Arkadan baktığınızda ne kadar sportif karakterli olduğu, o bildiğimiz hot hatch dediğimiz, belki de 50 yılın hot hatch tasarımlarının çok çağrışımı olan bir görüntüye sahip olduğunu, yine yandan baktığınızda aynı şekilde o hot hatch çizgilerini taşıdığını görürsünüz. Bunu da sanki kanıtlarcasına plakaya bakın. Hot hatch tasarım karakterine sahip elektrikli kaç hatchback model var? Corsa bu konuda gerçekten çok şanslı. Üstelik de performansıyla, gücüyle bir üst sınıftaki modellerle neredeyse aynı özellikleri barındırıyor. Otomobilin iç mekan tasarımını da beğendiğimi daha önceki test videosunda anlatmıştım. Eğer izlememişseniz bu köşedeki i harfine tıklayarak izleyebilirsiniz. Özellikle de bu gömülü multimedya ekran, yani şimdilerde gördüğümüz neredeyse her otomobildeki o sehpa üzerine yerleştirilmiş televizyon gibi duran ekranlar gibi değil. Hem gömülü hem açılı hem de göz hizasının çok aşağısında kalmadığı için oldukça da ergonomik ve tabii ki genel havası da iç mekanın, bildiğimiz hatchback otomobillerin iç mekanından daha kaliteli de duruyor. Kaliteli diyorum, bunu sadece sözlü olarak söylemiyorum. Bakın buradaki malzemelerin tamamı yumuşak malzemelerden oluşuyor. Burada yine şurada deri kaplı ve dikişli bir bölme var. Ve kolunuzu dayadığınız nokta yine yumuşak bir deriden oluşuyor. Burada ileri geri ayarlanabilen bir kolçak var. Bu da deri kaplı. Ama daha da önemlisi, ben bu koltukların tasarımını da ergonomisini de çok beğendim. Yanlardaki bariyerler, destekler çok çok iyi gerçekten. Bir de onun yanı sıra mesela bacağınızın altında da böyle bir çıkıntılı bacak altı desteği de var. Bu da oldukça sportif bir sürüş imkanı da sunuyor. Ve bu iki koltuk 3 kademeli olarak şuradaki düğmelerden ısıtılabiliyor. O da yetmiyor. Buradaki düğmeye basarak direksiyonu da ısıtabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi biraz da sürüş sırasında Corsa'yı daha geniş bir şekilde tanıyalım.
Başta söylediğim gibi Mokka E ile aynı elektrikli altyapıya sahip olmasına karşılık bu daha hafif olduğu için ki elektrikli otomobillerde biliyorsunuz hafiflik çok önemli bir faktör. Bu daha hafif olduğu için performans açısından yine menzil açısından çok daha avantajlı bir otomobil. Mesela 9.2 saniyede 0'dan 100'e çıkarken Mokka E bu 8.2 saniyede yani 1 saniye daha iyi bir performans gösteriyor. Ama tabii ki maksimum hız seviyesi bunun da onun da 150 km saatle sınırlandırılmış. Hafifliğin avantajı menzilde de kendisini belli ediyor. Mesela Mokka E şehir dışında 327 km menzil yapabilirken bu 354 km'ye kadar gidebiliyor. Yine şehir içinde de o 450 km menzil yaparken bu 492 km'ye kadar gidebiliyor WLTP normunda. Menzil avantajı yani aynı batarya kapasitesiyle daha fazla yol gitme 100 kilometrede ne kadar enerji tükettiğinizle ilgili bir durum. Mesela Mokka E'de 16.4 kWh saatlik bir 100 kilometre ortalaması varken bundaki ortalama 15.6 kWh saat. Gelelim otomobilin yol tutuş karakterine, yağ atımına ve tabii ki süspansiyon konforuna. Mokka ile hemen hemen aynı düzeyde bir konfor ve yol tutuş performansı sergilediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik bu daha kompakt ve daha alçak bir otomobil olduğu için yani Mokka'ya göre yüksekliği daha az olduğu için doğal olarak yol tutuş performansı ondan çok daha iyi. Hani tasarımıyla sadece bir hot hatch gibi görünen otomobil dedim ya onda biraz revizyona gitmem lazım. Otomobilin yol tutuş performansı da gerçekten bir hatice yakışır düzeyde. Süspansiyon yani sürüş konforu konusunda da otomobil en az Mokka kadar iyi. Belki yalıtım konusunda Mokka bir tık daha iyi olabilir. Bana öyle geldi. Ama bu da böyle gürültülü patırtılı bir araç değil. Yani yalıtım konusunda da segmentinin en iyilerinden biri desek çok da yalan olmaz. Bu otomobilde de tıpkı Mokka E'de olduğu gibi dolu dolu bir güvenlik paketi var. Yani yarı otonom sürüş sistemi, adaptif cruise control bunda da aynı şekilde Mokka E'de olduğu gibi var. Şimdi Stellantis'te şöyle bir durum söz konusu. İşten yanmalı motora sahip otomobillerin aynısından elektrikli otomobiller de üretiyor. Bu da tabii ki ulaşılabilir otomobiller ortaya çıkmasına neden oluyor. Türkiye'de satılan neredeyse hemen hemen her Stellantis elektrikli otomobili %10 ÖTV dilimine giriyor. Bu da tabii ki önemli bir fiyat avantajı sağlıyor. Bu da mesela Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller arasında en uygun fiyatlı otomobillerden yani rekabetçi fiyata sahip otomobillerden bir tanesi. Tabii bu arada altyapısı genellikle içten yanmalı motorlardan alındığı için yani bir bakıma işte defalarca denendiği, test edildiği ve artık çocukluk hastalığını yendiği otomobiller olmasından dolayı da çok sorunsuz elektrikli otomobiller ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki Stellantis'in elini güçlendiriyor. Evet dostlar, ÇETAŞ'ın desteğiyle bu iki elektrikli Opel modelini sizin için inceledik ve otomobilin Mesut abisi YouTube kanalında izleyebileceksiniz. Şimdi ÇETAŞ'la ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. İki farklı noktada ÇETAŞ Opel otomobillerini satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda buralardan araçları alıp test etme olanağınız da var. Ve bu iki noktanın tamamında da elektrik altyapısı için yani şarj altyapısı için ÇETAŞ gerekli olan yatırımları yapmış durumda. Buralardan yine araçları aldığınız elektrikli araçları şarj edebileceksiniz. Hadi şimdilik hoşça kalın.